Misafirimize devam ediyoruz. Bu akşamki misafirimiz Sayın Doktor Kemal Ellabbani Beyefendi. Kendisi Suriye Muhalif Hareketi'nin en önde gelen isimlerinden. Suriye Liberal Demokratik Birliği'nin kurucusu. Doktor Ellabbani aynı zamanda doktor ve ressam. Hocam uygun görürseniz hayatı hakkında kısa bir bilgi verebilirim. Doktor Kemal Ellabbani Bey 1982'de Hafız Esad hükümetinin yaptığı Hama katliamına şahit oldu. Bunun ardından Baas Partisi'ne karşı Suriye Liberal Demokratik Birliği'ni kurdu. 2001 yılında politik bir seminere katıldığı sırada tutuklandı. Yazmasına, okumasına ve dış dünyayla bağlantısına izin verilmedi. 2004'te serbest kaldıktan sonra İngiltere Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu ve Beyaz Saray'a giderek Suriye'de demokrasi ve insan hakları ile ilgili görüşmelerde bulundu. Beyaz Saray'da kabul edilen ilk muhalif lider oldu kendisi. 2005 yılında Suriye dönüşünde yeniden tutuklandı. Barışçıl yöntemlerle Baas rejimine muhalefet etmesine rağmen toplam 15 sene ceza aldı ve yine dışarıyla bağlantısına izin verilmedi. Hapisten çıkması için Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Ulusal Af Örgütü, İngiliz ve Amerikan hükümetleri açıklamalarda bulundu. 2011'de serbest kaldığından bu yana ülke dışında yaşıyor. Şu anda da kurucusu olduğu Şam Araştırma ve İnceleme Enstitüsü'nün başkanı olarak Suriye ile ilgili siyasi çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca 2014'te İsrail ziyaretinde bir Suriyeli olarak İsrail ile komşuyuz, dost olabiliriz ifadesinden ötürü basında sıkça yer aldı. Welcome. Buyurun hocam. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, lütfettiniz. Welcome. Onur duyduk. You honored us, you honored us. Thank you, thank you. Hayatınız çok şanlı, çok şerefli geçmişler. Very honored life, your, I read your CV, very honored life. Gerçek dava adamısınız siz. You're really dava man. Allah ömrünüzü uzun etsin, bundan sonra Allah sıkıntı, zorluk göstermesin. May Allah prolong your life, may Allah not give any more troubles to you anymore in your life, inşallah. İnşallah. Zulüm sürekli devam etmez. Zulmün durduğu yer mutlaka oluyor der. Tyranny doesn't continue all the time, cruelty. There is a stop all the time of the cruelty and tyranny. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler vardır. Sizi dinlemek isteriz der. We would like to hear you. There is of course something you would like to tell us. I believe that we have to work together with all the components of this area, because now Middle East is suffering a lot from civil wars, from national wars and intervention. So we have to find new ideas to gather ourselves to make union to make union for peace and stability, because the lack of stability, the lack of peace is very, very dangerous, and we are suffering a lot. So we find Turkey as a big brother for us. Give us humanitarian help and give us chance to live, and you know. And now we cannot find solution in Syria without the influence of the regional states. Maybe I can translate. Çok bölgede çok sayıda savaş var. Sivil savaşlar, ulusal savaşlar. Birlik olmamız gerekiyor. Türkiye'de biz büyük bir abi olarak görüyoruz. Birlik olursak ancak bu sorunların üstesinden gelinebilir. Türkiye bir hizmetçi dersin. Turkey is a server. Turkey is serving. Bir hizmetçiyiz dersin. We are servant. Turkey is. İslam alemi abi bizim için dersin. The Islamic world is brother for us. Yeah. Biz onların hizmetçisiyiz. We are the servant of the Islamic world. We hope that we will find a big lever to make stability in Middle East, but we think the intervention of Russia, intervention of other poser and forbidden some kind of solution. I am afraid that the region going to wide war now, Saudi Arabia and Iran, maybe Israel with Iran, with Hezbollah, maybe Russia intervene. So we have to think and we have to find which policy we have to do to avoid this dilemma. Bir politika geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü Rusya'nın müdahalesi var bölgede. Diğer ülkelerin müdahalesi var. Savaş büyüyor. Şimdi Suudi Arabistan, İran'da aralarında da bir anlaşmazlık çıktı. Diğer ülkeler de devreye giriyor. Bir politika geliştirmemiz gerekiyor. Çözüm getirmek için. Evet.
En güzel ve en çabuk netice İslam aleminin birleşmesi olur deriz. Soonest result will be the Islamic Union. Islamic world coming together, Islamic Union. O güç hemen bunu halledebilir. Yoksa Müslümanlar parça parça bu konuya güç getirmeleri mümkün görünmüyor deriz. That will supply the power needed because otherwise Islamic world in many pieces doesn't find the power to come over these problems. Devletler ayrı olsun, cumhuriyetler ayrı olsun ama bir sevgi beraberliği, bir güç beraberliği olması şart. It has to be unity of love and unity of the power. There can be independent state of course, separate states, separate republics, but there has to be a unity of love. Evet. Bu olmadan olmaz. Without this it cannot happen. Yani İslam orduları tek bir merkezden yönetilmesi lazım. Yani NATO gibi bir İslam birliği olması gerekir. It has to be an Islamic Union like a NATO. It has to be, the Islamic armies has to be directed from a one center. Ama tabii bunu kuvvetle değil, sevgiyle yapması gerekir. But this has to be done with, not with power, but with love. Fakat gücünde hissettirmesi gerekir. But it has to make the power to be felt. En önemli konu Şiilerin dışlanmaması. Bu çok büyük bir felaket. The most importantly, the Shia doesn't have to be excluded. They have to be included, the Shia. Evet, o büyük bir felaket. Otherwise it's a big terrible thing. Hiçbir sebep yok Şiilerin dışlanması için. Çok temiz, dürüst insanlar. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. I'm having a hard time to understand that Shia are very beautiful people. There is no reason them to be excluded. Hep temiz insanlar, Sünniler, Şiiler. Yani kardeş olmamaları için hiçbir neden yok. All of them are clean, very beautiful people, Sunni and Shia. There is no reason that they cannot be brothers, live in brotherhood. Onun için İslam ülkeleri mutlaka kardeşlik bazında, dostluk, sevgi bazında sevgiyi amaçlayan beraberliği, birliği hemen sağlamaları gerekiyor. The Islamic countries have to immediately have to solve the problem through the unity of love and unity of brotherhood. O zaman bir hafta bile sürmez bu dertler. And after that the trouble will not even continue more than one week. It will be solved. Benim bu kanaatteyim. Siz ne düşünüyorsunuz? That's my opinion. What is your opinion? I believe that now the international system need new values, and Islam have it, because now the international system depend on power, not depend on missions. So Islam have a big message to push this civilization advantages and give it the ideas, the methods which make the unity of humanity. So I believe we can use good reading to Islam to take our part in this civilization. And we can because the Islamic world is very large and very rich. So this is our duty. But the problem now is several readings. Now somebody use Islam for terror, somebody use Islam to make sectarian conflict. And we need a culture project for establish Islam modern, Islam belief, Islam love, Islam peace, not Islam fanatic and cut-headed. And so this is the project, culture project. Till now, unfortunately, the politician use Islam for the benefits, not use politician for Islam. This is a problem, yeah. Politikacılar İslam'ı çıkarları için kullanıyorlar. Halbuki İslam'ın büyük mesajı var. Bu mesajın duyulması gerekiyor. Modern olması İslam'ın, sevgi dini olması, barış dini olması. Bunun özellikle gösterilmesi gerekiyor. Uluslar hep silahla bunu çözmeye çalışıyorlar. Halbuki İslami mesaj verilerek bu çözülebilir. Yeni bir değerler, bir mesajla. Çok güzel dersin. Özellikle İslam modernliğin en yüksek derecesidir. Bunu söylemiş olmanız çok hoş dersin. This is very true, what you said. Especially Islam is the highest level of modernity. That's very beautiful you're saying that. Dünyanın en modern insanı Müslümandır. The most modern person of the world is Muslim. Muslims. Maşallah.
bu acıların sonunda bir güneş doğacak, her yeri aydınlatacak. İnşallah siz de göreceksiniz dersin. After at the end of this, all these troubles and pain, the sun will rise and all of us will see that. Inshallah, we will see that. İnşallah. İnşallah. Allah ömrünüz uzun etsin, sağlık, sıhhat versin, afiyet versin. May Allah prolong your life, may Allah give you satiety and health, inşallah. İnşallah. Allah nuruyla sarsın. May Allah surround you with his nur, inşallah. İnşallah. Son birkaç kelime daha alalım sizden. Last few words, if we can have from you, inşallah. İnşallah. Last few words. I hope we can succeed. We need new reading and good reading to Islam, because somebody misunderstand and misuse this very, very rich religion and very holy. And we have a duty to do that, and we believe that your project is very, very important to teach how we can understand our book and understand our religion. Thank you so much. Thank you. Sizin yaptıklarınız çok güzel. Yani dinimizi anlatmak için, Kur'an'ı anlatmak için yaptığınız çalışmalar çok çok güzel. Bunu anlatmak gerekiyor dünya çapında, yani geniş çaplı olarak. İslam çünkü çok zengin bir din. İnşallah bunun anlatılması gerekiyor. Sizin yaptığınız çalışmalar için çok güzel. İnşallah bunu bütün gücümüzle yapıyoruz ve inşallah yapacağız dersin. İnşallah we do it with all of our power and inşallah we will do it with all of our power. İnşallah. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Yine inşallah görüşürüz. İnşallah. Allah sizlere uzun ömür versin. İnşallah. Thank you very much for coming. İnşallah we will see each other again. İnşallah may Allah give you a long life. Prolong your life. Thank you so much. İnşallah. Evet, misafirimize teşekkür ediyoruz. Yayınımıza kısa videolarla devam edeceğiz.